Keşke söyleyecek bir sözünüz olsaydı. Savunulacak, tutunacak bir gerçeği olmayan insanlar demek böyle oluyorlar. Ha? Kardeşimle Cevriye evden ayrıldıktan sonra içime bir kurt düştü. Araştırdım. Ama bunu yaparken utandım çünkü insan hayat arkadaşını gizli gizli araştırır. Ama bu kadar insan isyan ediyorsa bir şey vardır herhalde dedim. Doğruymuş. Ama önemsemedim. Çünkü ben sizin de malınız, mülkünüz, servetiniz için evlenmedim. Yalnız yüreğime yoldaş olmanız istemiştim. Üstelik sizin de böyle düşündüğünüzü sanmıştım. Dedim ki kendi kendime bekle. Kendisine uygun bir zaman bulduğunda gelip sana her şeyi anlatır. Şu anda belki kendisine ar yapıyordur, utanıyordur dedim. Ama sonra içime bir huzursuzluk çöktü. İçimde susturamadığım bir ses yükselmeye başladı. Müjgan Hanım seni kullanıyor. Zaten sizin evlerinizi sevgi birleştirmedi. O sana can yoldaş olmak için gelmedi. Bunları da önemsemedim. Kendime bizim için iyi ve güzel bir pencere açtım. Evet. O pencereyi hep temiz tutmaya çalıştım Müşker. Sonra da o pencerenin ardına geçip oradan size hayranlıkla baktım. Son günlerde size karşı sessizliğim ve mesafem de bu yüzden de. Sadık Bey, ben çok üzgünüm. Ama yine de size... Benimle evlenme sebebiniz ne olursa olsun... son yaptığınızın bağışlanır bir tarafı yok. Size üveyimi de hakkımı da helal etmiyorum. Kendinize kalacak bir yer ayarlarsınız. Sağ ol geldiğin için Rüçhan. O kadar zor durumdayım ki. Bir dosta ihtiyacım var yani. Rüçhan, neler oldu bir bilsen. Biliyorum Müşkan. Her şeyden haberim var benim. Canımı, ciğerimi, oğlumla gelinimi diri diri yakmaya çalışan o kadının yanında durdun sen. Onu sen sakladın. Ona sen yardım ettin. Şimdi de kalkmış karşımda utanmadan bir de bir dosta ihtiyacım var mı diyorsun? Can, bilmiyorsun. O beni çaresiz bıraktı. Tehdit etti, mecbur kaldım. Çok üzgünüm, çok. Ben kötü bir insan değilim Rüçhan. Sen beni çok iyi tanıyorsun. İyi bir insan olarak kalsaydın o zaman Müjgan. Seni tehdit edeceği açıkları bırakmasaydın o kadının eline.
Ben seni defalarca Sadık Bey için uyarmıştım. Ama sen ne yaptın? Daha da ileri gittin. Gidip o kadınla bir de ahbaplık kurdun. Ben onunla ahbaplık etmedim. Ya işbirliği yaptın ya. Kime karşı? Sadık Bey'in kızlarına karşı. Ya en kötüsü de bana karşı Müjgan. Ah Rüçhan, ben eğer Somer'e ve gelinine böyle şeyler yapacağını bilsem engel olmaz mıydım sanıyorsun? Olamadın işte. Olamadın. Ya sen benim kocamı elimden almaya çalışan kadının yanında durdun. Sadık Bey'in kızlarıyla uğraşacağım derken hay bir de düşmanımızı dost edindin Müjgan. Ne olur. Ne olur dinle beni. Lütfen otur şöyle. Hadi. Hadi Rüçhan. Bak Rüçhan, kızlar benim çok üstüme geldiler. Sadık Bey'in kardeşi Cevriye, hepsi bir olup bana karşı savaş açtılar. Hakaretler ettiler. Çok çaresiz kaldım. Sadık Bey'le ne zaman konuşmak istesem gerçekleri anlatmak için hep bir şeyler çıktı. Üst üste gelen baskılara dayanamadım. Aslında değil sır vermek, selam bile verilecek kadın değil Sevilay ama ben hata ettim işte. Kimse durduk yere sana savaş açmadı Müjgan. Sen onların hayatına bir yalanla girdin. Samimiyetine inanmadılar. Her şeyi dönüş başlattı. Ya dönüş sadece senin oğluna arkadaşlık etti. Sen o problemle başa çıkamayınca dönüşe yüklendin. Kabul et bunu. Ya ta en başından biraz anlayışlı olsaydın, Sadık Bey'i karşına alıp adam akıllı konuşsaydın bugün bu halde olmazdın. Tek taraflı bakıyorsun olaya. Eğer benim oğlum bugün hapisteyse ve oradan oraya sürükleniyorsa bunda dönüşün payı çok büyük. Bana en acı gelen de neydi biliyor musun Rüçhan? Sadık Bey her şeyi biliyormuş. Benim onurumu, gururumu kırmamak için hiçbir şey söylemedi bana. Yapmadı bunu. Bildiğini söylediği anda başımdan aşağı kaynar sular döküldü sanki. Ben onu böylesine incittiğim için hiç affetmeyeceğim kendimi. Nasıl iyi yürekli, nasıl özel bir insan olduğunu anladım ama artık çok geç. Olsun. Bu da bir şeydir. Onun omuzunda bulduğum huzuru, yıllar sonra bana yeniden yaşattığı kalp çarpıntısını hiç unutmayacağım. Bir dakika, bir dakika. Sen sevmişsin Sadık Bey'i. Tüpedüz aşık olmuşsun. Bu kadar çabuk beklemiyordum ama tutuldum. Tutuldum onun güzel yüreğine. Ama kaybettim işte. Değerini bilemedim. Hay Allah ya. Ah Müjgan, ah Müjgan. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim Müjgan. Ben gideyim artık. Anca yetişirim. Nereye gidiyorsun? Sinop'a. Buraya gelmeden önce biletimi almıştım. Hani hem oğlumu ziyaret edeceğim hem de artık oraya yerleşeceğim. Hem evladımın yanında olurum. Bir dur ya, bir acele etme. Şu ortalık Sadık Bey bir yatışsın, bir sakinleşsin. Sadık Bey'le adam akıllı oturun bir konuşun. Hani yine kararlıysan gidersin. Yok yok. Böylesi en doğrusu, inan bana. Müjgan. Bak böyle sessiz sedasız gidersen hem Sadık Bey'de hem de sende de hep bir şeyler eksik kalır.
Hem belli mi olur? Bakarsın bu arada kendini affettirmenin bir yolunu da bulursun. Bu saatten sonra beni affedeceğini hiç sanmıyorum. O kadar umutsuz olma. Gün doğmadan neler doğar, değil mi? Önce seni bir otele yerleştirelim. Ya da istiyorsan bizim Cunda'daki eve. Yani nerede rahat edeceksen. Hadi bakalım, gel. Hadi kalk. Çok sağ ol Rüçhan. Geldi herhalde. Kim? Kim geldi hala? Müjgan Hanım. Onun hala bu evde ne işi var? Ya pasaportun mu ne işte, bir şeyini unutmuş. Ben bulamam, gel kendim bak dedim. Geçin bakın kendiniz. Teşekkür ederim. Buldunuz mu? Evet. Teşekkürler. Müjgan Hanım. Siz babamın canını çok yaktınız. Gözünün feri gitti sayenizde. Dilerim. Sizin de hayatınızın ışığı sönsün. Ben babanı çok sevdim Dönüş. Gerçekten sevdim. O çok değerli, çok özel, çok başka bir insan. Evlatları olarak onun değerini bilin. Babanıza sahip çıkın. Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.